Bir pil ile telefon şarj edilebilir mi? Cevap veriyorum. Evet, edilebilir. Öncelikle yapacağım devre deneysel bir devredir. Yani bu devreyi pratikte pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer yapmak isterseniz yine de videodaki tüm talimatlara uyup çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi halde telefonunuzun başına bir şey gelebilir. Telefonunuzun başına bir şey geldiği takdirde herhangi bir sorunu kabul etmiyorum, onu baştan söyleyeyim. Şimdi malzemelerimiz neler, onlara bir bakalım. Bu iş için kullanacağım malzemeler bir tane micro USB kablo. Daha önce bir projede kullanmıştım. Şuradan kestim bunu. Şimdi telefonu şarj etmek için yapacağım devrede kullanacağım. Bir tane 9 volt pil soketi. Bir tane ayarlanabilir regülatör devresi. Bir de 9 voltluk pil. Şimdi buradaki en önemli malzememiz regülatör devresi. Öncelikle regülatör devresinin çalışma prensibinden bahsedeceğim. Regülatör devresinde 2 adet giriş ve 2 adet çıkış olmak üzere 4 tane lehim noktası var. Buradan verdiğiniz 3 volt ile 35 volt arasındaki voltajı buradan 0'dan 35 volta kadar alabiliyorsunuz çıkıştan. Yani isterseniz gönderdiğiniz voltajı yükseltebiliyorsunuz, isterseniz de düşürebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Bu arada bu çok güzel bir kart. Her türlü devrede kullanılabiliyor. Bayağı kullanışlı. Aşağıya linkini bırakırım. 3-5 lira bir şey, ucuz bir devre bu arada. İsterseniz oradan satın alıp projeleriniz için kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu devreyi nasıl yapacağım onu anlatayım. 9 voltluk pil soketimi regülatör devremin girişine bağlayacağım. Yani şuradan benim 9 voltum girecek. Sonrasında bunun çıkışını 5 volt ayarlayacağım. Onu da buraya lehimleyerek buradan telefonu şarj ediyor olacağım. Şimdi havyamı açtım. Havyam ısınacak. Ondan sonra bunları lehimleyeceğim. Sonra pilimizi takıp ölçümlerimizi yapıp şurada gördüğünüz telefonumuzu şarj edeceğim. Şimdi havyam ısındı. Pilimi lehimleyeceğim buraya direkt. Pilin artı ucunu, regülatörün girişinin artı ucunu lehimliyorum. Sonra pilin eksi ucunu, regülatörün eksi ucunu lehimliyorum. Şu an voltaj regülatörüm çalışmaya hazır. Ölçü aletiyle size de göstermeye çalışacağım. Çıkış voltajını ayarlayacağım. Ölçü aletimi voltaj kademesine alıyorum. 200 volta getireceğim çünkü 35 volt görebilirim. Sonra artı ucumu regülatörün artı çıkışına, eksi ucumu da regülatörün eksi çıkışına bağlıyorum. Sonra pilime bağlayacağım. Şu an gördüğünüz gibi 6.7 volt gibi bir voltaj görüyorum. Şuradaki potansiyometreden sıkarak ya da açarak voltajımı değiştirebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 5 volta kadar geldi. Şu an telefonum şarj edebilir bu regülatör. Şimdi ölçü aletimi kaldırıp USB kablomu lehimleyeceğim. Ölçü aletimi kaldırdım. Pilimi de çıkarttım. Şimdi burada gördüğünüz iki tane kablo var. Bunlar genelde kırmızı ve siyah oluyor. Bu kabloda kırmızı ve beyaz yapmışlar. Kırmızı olan artı, beyaz olan eksi. Bu benim tabii tecrübeme dayanarak söylediğim bir şey. Yine bu uçları ölçmeden buraya bağlamayın. Çünkü farklı renklerde olabiliyorlar. Şimdi şunları da lehimleyeyim. Eksi ucumu lehimliyorum. Artı ucumu lehimliyorum. Şu an regülatörüm hazır. Bunu buraya takıp telefonda taktığımda şarj edebileceğim. Ama şimdi başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bunun bir benzeri daha var elimde. Yine bunun fiyatı da bundan çok farklı değil, biraz daha pahalı. Üzerinde göstergesi olan bir regülatör bu. Ama bundan eksiği şu, buradan düşük bir gerilim verdiğinizde buradan
yüksek bir gerilim alamıyorsunuz. Öyle bir handikapı var bu modelin. Yani daha pahalı olmasına rağmen voltajı yükseltmiyor, sadece düşürebiliyor. İsterseniz yani sadece düşürmek için kullanacaksanız ya da ekrana ihtiyacınız varsa bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da linkini aşağıya koyarım. Oradan isterseniz satın alabilirsiniz. Bu dediğim gibi bunlar çok pahalı devreler değil. İşte bu 3-5 lira bir şey, bu 7-8 en fazla 10 lira gibi bir şey. İsterseniz bununla bir ayarlı güç kaynağı da yapabilirsiniz. Daha kullanışlı olması açısından buradaki potansiyometreyi değiştirip normal bir potansiyometre koyabilirsiniz. Yani dediğim gibi isterseniz bundan farklı devreler de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim telefonu şarj etmeye. Pilimi aynı şekilde bağlıyorum. Şöyle. Bakın başka hiçbir şey yok. Bu tür hileler çok var YouTube'da. Adamlar tutuyorlar, işte şununla bunu yaptım, bununla bunu yaptım, free enerji, ıvır zıvır gibi bir sürü video bulabilirsiniz. Şimdi telefonumu açacağım. Şöyle benim eski telefonum ekranı kırıktı. Şimdi telefonum açıldı. Şurada şarj seviyesi gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle hemen telefonu şarja takacağım. Gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı hemen. Şurada hemen şarj işaretini de görebiliyorsunuz. Yani şu an ben 9 voltluk bir pille bu telefonu şarj edebildim. Bunu aslında 1.5 voltluk bir pille de yapabilirim. Yani daha iyi bir regülatörle. Ama dediğim gibi bu deneysel bir proje. Pratikte kullanmanız pek mümkün olmayacak. Bu pil çabucak bitecek. Yani sadece yapılabilir mi, yapılamaz mı için yapılmış bir devre bu. Şu anda telefonum şarj oluyor. Dediğim gibi bu telefon aşağı yukarı 500 mAh gibi bir akım çekiyor. 500 mAh'e bu pil ne kadar dayanabilir ya da bunu ne kadar şarj edebilir bilmiyorum. Ama deneysel olarak gördüğünüz gibi bir pille cep telefonu şarj etmemiz mümkün. Bu video bu kadar. Bu konuyla ilgili anlatabileceğim başka bir şey yok. Yine bu şekilde videolar istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da bir şekilde bana ulaşıp isteklerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.